Harikasın gerçekten. Ya bir Teşekkür şey sana ederim. söyleyeyim mi abi? Şey, Ali abi mesela şimdi yurt dışında böyle şeyler mesela geyik yapılıyor, tartışılıyor. Bizim ülkede böyle şeylere girdiğin zaman insanlar böyle işte o ayıptı işte aman öyle şey mi olur ya. Bizde bir garip böyle bir şey anlayış Ulan var yani ben. hayatında konuşuyorsun, ne ayıbı bize Ya gelip burada şey ders aman vermeye yani. kalkma yani. Aynen Gülüyor aynen. aslında. Ya ben şöyle düşünüyorum. Mesela bizim ülkede şöyle oluyor. Dört duvar arasında her şey olur. Ama insana dışarı çıktı mı mesela? İşte bu ayıp, bu öyle falan. Ya şimdi açtırma ağzımı sen var ya. Aa hocam, bu çok önemli ya. Bu ben kimi filmlerde gördüm bunu. Çok nadir görülen vakalardan biri de olsa, şiddetli kabızlık sonucu dışkı anüsten dışarı çıkamazsa, yani sıçamazsanız, ince bağırsaktaki dışkı kendini yukarıya iterek ağzınızdan dışarı çıkmaya çalışabilir. Bunun örnekleri var. İlginç. Var tabii var. Hatta kalın bağırsak patlayan var. E bu çok sık oluyor ya. Yaşlılar bağırsakları tembelleşiyor. Kalın bağırsaktaki dışkı taşlaşıyor resmen. Mesela bazı hastaları getiriyorlar 85-90 yaşında. 10 günden beri yapmamış. İşte o zaman buna fekoloid deniyor. Yani dışkının taşlaşması deniyor içeride. İnsan neden kabız olur hocam? Abi insan neden kabız olur? İnsan kabız olması en büyük sebebi lifli gıda almaması abi. Yani lifli gıda almıyorsanız, yani lifli ne sebze yemiyorsanız o zaman şey olursunuz, kabız olursunuz. Kabızlık iyi bir şey değildir. Yani uzun dönemde kabızlık ne yazık ki kalın bağırsağınızı bozar. Hatta kabızlık şeyin bile sebebi biliyorsunuz. Kalın bağırsak kanserinin de sebebidir. Aa. Tabii. Hocam bugün bir arkadaşımın duydum. Çok üzüldüm. Penis kanserini ilk defa duydum hocam ya. Abi penis kanseri oluyor. Siğilden oluyor abi. Aa, çok ilginç. Bir cinsel hastalık yoluyla bulaşan bir şey mi? Evet, cinsel hastalık abi. Aynı hastalık kadında da vajina kanseri, vulva kanseri ve rahim ağzı kanseri yapıyor. İşte bu siğil virüsü Aa. yapıyor abi. Geçen de HIV konuşmuştuk hocam. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde çok patlayacağını konuşmuştunuz. HIV'de erkek oluyor, kadın olmuyor mu? Hayır abi ikisi de oluyor da HIV'in kadına bulaşması daha fazla. Çünkü kadının rahimi açık ya kan duvarları. Onun için erkekten kadına bulaşması daha kolay. Mesela eşcinsel ilişkiyle neden rahat bulaşıyor? Çünkü çatlak oluşuyor anüste. Yani bir yerde çatlak varsa, kan varsa daha kolay bulaşır. Uzaylı diyor ki bazılarının soluğu osuruk kokuyor diyor, bu gerçekten. Osuruk o. Aa. Tabii. Aa. Çünkü bağırsak gazları dışarı atılamazsa emiliyor, akciğerden havaya geçiyor. Bir yerden çıkacak sonuçta. Tabii yani şunu söyleyeyim, ağzı kokan birinin her zaman sorun ağzında değil, ağzı kokan birinin %30-40 da sorunu kalın bağırsağındadır. Aa, çok Evet. Hatta ben ağzı kokan insanlara önce işte basit önlemler veriyorum. İşte dişini fırçala, cart curt, zart curt. Geçmezse antibiyotik yazıyorum. Kalın bağırsak temizlensin diye. Hocam konuşurken karını içe çekmek neden oluyor? Sebebini diyaframla ilgili arkadaşlar benim bildiğim. Evet hocam. Abi diyafragma yine abi. Tamam abi. Kabul. Hocam aslında mesela genellikle bu siyasetçilere, tiyatroculara, oyunculara işte ağızdan değil de diyaframdan konuşun denilir. Çünkü Şöyle daha yapıyorsunuz uzun. aslında. Karnındaki kasları kasıyorsun. Karın basıncı artıyor. O da diyafragmayı yukarı itiyor. Daha rahat ses çıkarıyorsunuz. Şey bir de hocam nefes al, doğru nefes olarak da yani ağızdan alıp vermenin yanlış nefes, diyaframdan alıp verirseniz doğru nefes. Hayır şöyle bakın şimdi esasında konuşurken ağzınızla konuşursanız ses tellerini yormazsınız. Yani ağzınızla konuşacaksınız ama böyle bağırarak konuşursanız ses telleri gider işini bitirirsiniz. Ve Oyuncular seste modül diyaframdan şey yaparsınız. yapıyorlar ya, tiyatrocular ve siyasetçiler, Aynen onun için abi söylüyorum. şöyle nefesi alacaksınız bakın şöyle nefesi aldınız doldurdunuz Tuttunuz. sonra bunu ağzınızla konuşacaksınız. Evet. Ağzınızla şekillendireceksiniz. Aksamadan konuşabiliyorsunuz çünkü. Böylelikle ses telini yormazsınız. Abi ne yapıyoruz ya? Ne biçim program bu ya? Ne biçim Çok iyi şey bu? program hocam.
İnsan neden ishal olur hocam? Hocam ishalde kabızın tam tersi. İshalde çok büyük sıkıntılar var. Yani ishal şöyle. Zehirli ishal falan deniliyor çocuklarda. Şöyle çocuklar. İshal mikrop olabilir ishalde. İki, bağırsak iltihabı olabilir. Ülseratif kolit diyoruz. O da ishal yapar. Yani bir iltihap durumunda ishal olursunuz. Bir de besin zehirlenmesinde. Yani besin intoleransı. Örneğin bazıları süt yiyemez. Laktoz intoleransı vardır. Mesela bazıları kölyak dediğimiz buğday alerjisi vardır. Bazılarında da bağışıklık yetmezliği olabilir. İshal araştırmalıdır. Bir de pankreas hastalıklarında da ishal olur. Yağlı dışkılama. Örneğin yani ishal biraz sıkıntılı bir konudur. Yani o zaman pankreas hastalıkları, kalın bağırsak iltihapları ishal yapar. Ondan sonra kölyak dediğimiz gluten alerjisi, yani buğday alerjisi ishal yapar. Bir de tabii Türkiye'de çok sık gördüğümüz süt alerjisi. Türklerin %70'inde süt şeyi vardır. Laktaz eksikliği vardır Akdeniz insanından. Onun için süt içtiklerinde gaz ve ishal yaşayabilirler. Bir de bebeklerde, Türkiye'de çok bilinmeyen bir şey, inek sütü bebeklerde ciddi bir alerjiye neden oluyor. Abi o bütün dünyada var. Buna. İnek sütü alerjisi çok sık abi. Özellikle ağız kenarında döküntü yapar. Bir de dediğiniz gibi gaz ve ishal yapar. Zaten yüzde şeyler egzama yapar. Kırmızı. Egzama evet. Yapar. Egzama yapar. Bir de çocuklara da inek sütü tavsiye etmiyoruz. İnek sütü şeker hastalığı riskini de arttırıyor biliyorsunuz. Onun çocuklara çocukluk çağında hiç inek sütü vermeyin derim. Evet hocam. Normal bir dışkılama günde kaç defa olmalı? Rengi ne olmalı? Abi 1-2 olmalı, kahverengi olmalı. Burada bir tane süt vardı. Günde 1-2 kere olmalı. Kahverengi olmalı. Bir soru vardı, ilginçti. Bir kaçırdım de, da. Evet, kokusu da yani kokusu da şey olmalı. Yani kokusu nasıl iyi bir koku olabilir? Koyun dışkısına benzer bir koku kaliteli olduğunu gösterir. Yani sizin lifli yediğinizi gösterir. Ama korkunç kokuyorsa o zaman kokuşma olduğunu, çok et yediğinizi gösterir. Onu da söyleyeyim. Aa. Tabii. Yani şey gibi kokuyorsa, çürümüş hayvan gibi kokuyorsa o zaman putrefaksiyon, kokuşma olduğunu gösterir. İyi bir şey değil o. Anladım. Büyük abdestte kanlı dışkı geliyorsa ne anlama geliyor hocam? O tabii büyük rahatsızlık herhalde. Yok değil. En sık hemoroidden olur. Fistürde olur. Evet, çatlak hemoroid vardır. İç hemoroidiniz vardır. Ama dışkıdan kan eğer taze kan geliyorsa, yani taze kırmızı kan geliyorsa sorun değil. Ama şunu bilmek lazım. Her zaman kalın bağırsak kanserinin de en önemli bulgusu dışkıdan kan gelmesidir. Onun için şunu söyleyeyim. Canınızı sıkmayın ama her zaman bir iç hastalıkları ya da gastroenterolojiye gidip bir kolonoskopi yaptırın derim. İçiniz rahat olsun ama şunu bilin. Dışkıda kanın en sık sebebi hemoroiddir ya da çatlaktır. Ama siz çatlak ya da hemoroid diye sallamayın. Mutlaka bir kolonoskopi yaptırın.